dolayı ya da diğer etnik milliyetlerden olduğunuzdan dolayı devletin size yönelik bir siyasi kovuşturması var mı, ona bakılacaktır. Kişisel mağduriyetinize bakılacaktır değerli arkadaşlar. Dini inanç özgürlük açısından da az önce bahsetmiştim. Ateist ya da deist olsanız bile eğer özgürce hayatta kalabiliyor ve çalışabiliyorsanız, deist ya da ateist olduğunuzdan dolayı hakkınızda bir siyasi kovuşturma açılmamış ise, yani devlet sizi deist olduğunuzdan dolayı, ateist olduğunuzdan dolayı bugün cemaate yapılanlar gibi sizi bitirmeye yönelik bir operasyon yapmıyorsa, o zaman sizleri de sınma hakkınız yoktur maalesef. Fakat deist ve ateist olduğunuzdan dolayı devletin mücadele edilmesi gereken gruplar listesinde varsa, ateist metre gibi, bağışlayın beni, bir liste yapmışlar ise ve sizi de bitirmeye yönelik bir çalışma yapmış ise, şahsınıza yönelik böyle bir siyasi kovuşturma var ise, o zaman sizin de siyasi sığınma hakkınız vardır diyebilirim. LGBT mensuplarına baktığımızda burada karşımızda LGBT mensuplarında hem mülteci olarak hem siyasi sığınmacı olarak sığınma hakları bulunmaktadır. LGBT mensubu olduğunu ispatlamaları gerekiyor. Yani herhangi bir LGBT derneğinin üyesi ya da bunların toplantı, seminer, konferans, yürüyüşlerine katılmış olma gibi, yani etkin ve aktif bir şekilde bu çalışmaların içerisinde bulunmuş olmaları, haklarında bu sebepten dolayı da yakalama, tutuklama, soruşturma, iddianame gibi vakaların oluşması gerekiyor ki sığınma hakları bulunsun. Tek başına LGBT mensubu olmak yetmiyor. Burada devletin kendilerine uygulamış olduğu baskı ve zulüm nedir? Hak ihlalleri nelerdir? Bunlar üzerinde kişisel olarak durmaları gerekmektedir değerli arkadaşlar. İltica eden insanların siyasi iltica edebilmesi için dini nedenler gibi din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal grup ya da politik düşünce gibi altı nedenden herhangi birisi aranmakta. Bundan dolayı da hakkınızda siyasi kovuşturma var mı yok mu ona bakılacaktır. Eğer bunlar varsa sizler siyasi sığınma yapabilirsiniz demektir. Eğer siz bugün partizan değilseniz, Erdoğan'ın ve hükümetinin yönetim ve düşüncelerini desteklemiyorsanız, bugün Erdoğan'ı eleştirdiğinizde hem başkan olarak, devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı, hem de parti başkanı olarak karşımızda durduğundan dolayı eleştirilen kesim acaba parti başkanı olarak mı eleştiriliyor, cumhurbaşkanı başkan olarak mı eleştiriliyor? Devlet bunun direkt parti başkanı olarak kabul etmiyor adli idare kolluk kuvvetleri. Cumhurbaşkanına hakaret davasından dava açıyorlar. Yani TCK 299'dan. Bu da karşımıza bir insan 4 yıl 8 aya varan bir hapis cezası alma ihtimali oluyor insanların. Normalde TCK 43, 53, 125 ile 131. maddeler arasında açılmış olsa para cezasıyla olay kapatılabilirken 299'dan açıldığında Cumhurbaşkanı hakaret davası olarak değerlendirilmekte ve hapis cezasıyla insanlar karşı karşıya kalmaktadır. O zaman neyi görüyoruz? Bugün partizan olmayan ve Erdoğan'ın politika ve görüşlerini desteklemeyen insanlar maalesef hapis cezalarıyla karşı karşıya. Yani bugüne kadar 70 bine yakın Cumhurbaşkanı hakaret davası açılmış. Düşünseniz ya, sosyal medyada, Twitter, Facebook, Instagram'da duygu düşüncelerinizi, politik eleştirilerinizi, fikirlerinizi söylüyorsunuz ve Cumhurbaşkanı hakaret davasından dava açıyorlar ve insanı hapse atıyorlar. Fikir hürriyeti engelleniyor ve hakaret davası olarak şey yapılıyor. İşte bu tarz davalar siyasi kovuşturma olarak değerlendirilebilmektedir. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, Türkiye'de demokrasi, insan hakları gibi vakalar partizan olmayanlara karşı askıya alınmış vaziyette. Doğu Perinçek'in Erdoğan'a demediği yok. Bahçeli'nin Erdoğan'a demediği yok. Kılıçdaroğlu'na demediği yok ama bunlara dokunmuyorlar. Çok ilginç vaka yani. Doğu Perinçek kınından çıkmış, kılıç gibiyim, bütün cemaatlerin kökünü kazıyacağız. Sonra da AKP'nin Erdoğan'ın kazıyacağız dedi. Adama hiçbir şey yapılmıyor. Demokrasi, insan hakları, hukuk Doğu Perinçek'e uygulanıyor. Demokrasi, insan hakları, hukuk Bahçeli'ye uygulanıyor. Demokrasi, insan hakları, hukuk AKP'yi ve AKP'yi destekleyenlere uygulanıyor. Ama demokrasi, insan hakları ve hukuk partizan olmayan, bunları desteklemeyenlere uygulanmıyor. Kimlere? Gazetecilere uygulanmıyor. Bir sürü gazeteci hapiste.
Akademisyenlere uygulanmıyor. Bir sürü akademisyen hapiste. Neden? Eleştirdiği için. Yanında durmadığından dolayı. Bakıyoruz bir sürü öğretmen hapiste. Neden? Yanında durmadığından dolayı. Burada temel parametre baktığımızda eğer sizler partizan değilseniz, yapmış olduğunuz eleştiri ve görüşler siz bir politik nedenden ya da bir cemaat mensubu olduğunuzdan ya da ateist ya da deist ya da Alevi ya da Kürt olduğunuzdan dolayı, Cumhurbaşkanını eleştirdiğinizden dolayı ya da partiyi eleştirdiğinizden dolayı sosyal medya, Twitter, Facebook, Instagram gibi yerlerde ya da gazetelerde eleştirdiğinizden dolayı ya da kitap yazdığınızdan dolayı eğer sizin hakkınızda da açılan davaları siyasi koşturma olarak değerlendirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şu an Türkiye siyasi açıdan demokrasiden totaliterliğe, diktatörlüğe doğru giden bir yolda devam etmekte. Avrupa Birliği'ne üyelik görüşmesinden Rusya-Çin eksenine kayan bir devlet görmekteyiz. İşte bundan dolayı darbe yapanları tutuklayıp, yargılayıp, adaletin önüne çıkarması gerekirken, darbeyle alakası olsun olmasın, bugün Erdoğan'ın politikasını, Suriye politikasını, Libya politikasını, Irak, Yunanistan politikasını desteklemeyen, 15 Temmuz projesini desteklemeyen herkes partizan olmadığından dolayı, cemaatten olsun olmasın, bu projeleri desteklemediğinden dolayı muhalif kategorisinde, yani bizden değil öteki yok edilmesi gereken kategoride olduğu için maalesef herkes devletten tasfiye edilmektedir. Onun için işte siyasi kovuşturmaları anlatan insanların bu saymış olduğum kriterlere dikkat etmesi lazım ki siyasi kovuşturma yapabilme hakkı ellerinde bulunsun. Siyasi kovuşturma nedir? Kimler yapabilir kısmını işledik. Siyasi kovuşturma yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl sunum yapılır? Siyasi kovuşturma için hangi hazırlıkları yapmak gerekir? Bununla ilgili çalışmamızı bir sonraki videomuzda yapacağız değerli arkadaşlar. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı, yararlı bulduysanız dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ederiz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.